Dönüyoruz. Stratejik su kaynaklarımızı kaybedeceğiz de. Karşılığında ne alacağız? Herkes bir düşünsün. Ne alacağız karşılığında? Su gitti, ne alacağız? Ne alacağız? Sükse yapacağız. Sükse yapacağız. Kime? Onu da bilmiyoruz. Sükse yapacağız. Koca bir hiç alacağız değerli vatandaşlarım. İkinci hususa geçiyorum. Kanal İstanbul demek kesinlikle deprem riskini tetiklemek demektir. Deprem İstanbul'un en önemli konularından birisi, belki birincisi. Zaten tek başına şu milyarlarca liralık yatırım konuşuluyor ya, İstanbul'a ihanetin ötesinde cinayet denmenin bir başka sebebi de böyle bir öncelik dururken, on binlerce binanın riskli bina olduğu İstanbul'da milyonlarca insanın can kaybı kapıda beklerken bunu konuşmak ve tartışmak bile cinayet. Cinayet. Başka hiçbir şey demiyorum. Değerli hemşehrilerim, İstanbul var oldukça var olmaya devam edecek bir sorundur deprem. Deprem bugüne ait bir sorun değildir. Binlerce yıldır var, binlerce yıl var olacak. Bilindiği gibi Küçükçekmece Gölü'nden 3 sığ fay hattı geçiyor. Tabii yani ne diyeyim, öyle raporlara, öyle gecelik değişiklikler yapılıyor ki fay hattını değiştirdik de diyebilir merkezi hükümet. Nereden geçtiğini değiştirdik diye bir açıklama gelebilir yarın. Tarihsel dönem ve 120 yıllık veri incelendiğinde kanal güzergahı boyunca yapılacak yapılaşma insan yaşamı için, İstanbul'daki milyonlarca insanımız için büyük bir risk taşıyor. Çünkü deprem bu bölgenin değiştirilmez bir gerçeği. Zemin yapısı ne yazık ki heyelanlara çok müsait. Bu bölgede büyük mühendislik projeleri için pek çok geoteknik sorun söz konusu. Bunu bilim insanları söylüyor. Proje birinci, ikinci ve üçüncü derece deprem bölgelerinde kalıyor. Bunu artık 7'den 77'ye herkes biliyor İstanbul'da. 11 kilometre mesafeden de, hemen 11 kilometre mesafeden de Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor. 30 kilometre mesafeden de Çınarcık fay hattı geçiyor. Bilim insanları Kanal İstanbul projesinin yeryüzü ve yeraltı gerilme dengelerini bozacağını söylüyor. Çok net. Büyük bir tehdit. İnşaat ile ortaya çıkacak aşırı yüklemelerin yeni depremleri davet edebileceğini, depremlerin şiddetini arttıracağını söylüyor. Plana göre kanalın Marmara girişi olan Avcılar Deniz Köşkleri'nde. Avcılar Deniz Köşkleri'nde. Avcılar halkı da bunu duysun. 631 bin metrekarelik denize dolgu ile konteyner limanı yapılacak. Bu liman da risk altında. Neden? Olası Büyük İstanbul depreminin 6 metre yüksekliğinde dalgalar yaratacağı konusunda simülasyonlar var. Bilim insanlarınca ortaya konuyor. Bunu biz söylemiyoruz. Tsunami ile o limanda sular altında kalacak. Bilim insanları hepimizi ikaz ediyor. Bilim gerçekleri konuşuyor, gerçekleri araştırıyor. Akıldan ve bilimden uzaklaşan herkese Allah akıl versin. Göz göre göre kendi elimizle, kendi bütçemizle felakete niye davetiye çıkarıyoruz? Niye? Ben de soruyorum ya, Allah aşkına niye yapıyoruz bunları? Niye bilimi, aklı kendimizden uzak tutuyoruz? Böyle bir şey olamaz. Bir diğer konu, üçüncü madde. Kanal İstanbul ne demek? Kanal İstanbul demek, İstanbul'un doğasını sonsuza kadar katletmek demek. Bakın net. Kanal İstanbul demek, İstanbul'un doğasını sonsuza kadar katletmek demek. Hem de katrilyonlar harcayarak, kendi paramızı, milli paramızı, geleceğimizi harcayarak katletmek demek. Milli ve stratejik su kaynaklarımızı kurutacaksınız. Milyonlarca İstanbulluyu susuz bırakacaksınız. Peki çevreye ve ekosisteme nasıl bir zarar vereceksiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın animasyon filmle millete izlettiğine göre, izlediniz.
Ben de izledim ve çok güzel, görmüyor musunuz? Çok güzel diye de tariflediğini de gördüm. Kanalın etrafında 50 katlı, 60 katlı, bazılarının katını sayamadığımız dev gökdelenler dizi dizi dizilmişler. Kim tasarlamış? Burada mecliste etrafında tek bir konut yok diyenler oldu. Olmadığını, öyle bir şey yok da tasarımda. Kendi raporlarında 1 milyon 150 bin nüfus dedikleri raporu, bakan 500 bin kişilik bir akıllı şehirden, şu an 16 milyon akılsız bir şehirde yaşıyor, 500 bin kişilik bir akıllı şehri dev projenin bir parçası olarak anlatıyor. Ve o 50, 60, 70 katlı binaları bakın ne kadar güzel. Yani güzellik kavramı, evet, insana göre değişir. İnsanların bunu değerlendirmesini istiyorum. Kimisi o güzelim doğaya, o güzelim coğrafyaya, o güzelim tarım alanlarına bakar ve güzel der. Kimi de 60, 70, 80 katlı binalara güzel der. Ticaret alanları, lojistik alanlar ve donatılar gelecekmiş. Ya yine beton, yine beton Allah aşkına. Yine rant. Bakın 1 milyon 150 bin diyorsa siz onun altını 2 milyonla çizin. Bu işin sonu yok, onu söyleyeyim. Yine çevre katliamı. Pazartesi günü yayınlanan Sözüm Ona ÇED raporunu hazırlayanlar ya da hazırlatanlar, bölgedeki yapılaşmadan farkında mısınız? Hiç bahsetmiyorlar. Hiç, sanki ÇED'de yok öyle bir şey. Ya Sayın Cumhurbaşkanı gösterdi. ÇED'e baksanız yok. Kimi aldatıyorsunuz? Yani çevre etki değerlendirme raporunda bu yapıların ne tür çevresel sorunlara mal olacağı konusunda da ve bu sorusuna da hiçbir şekilde ÇED raporu cevap vermiyor. Rapor sanki bölge imara açılmayacak. Hiçbir şey yok. Yani bir aldanma geleneğiniz olabilir ama milleti aldatamazsınız. Biz buradayız. Sanki bölgede yapılaşma olmayacakmış gibi bir rapor hazırlanmış. İnşa edilecek kanal çerçevesindeki yapılaşma kısa zamanda sıcaklık, nem, rüzgar rejimini değiştirecek. İstanbul'un hava koşullarının sadece 25-30 yılda nasıl değiştiğini hepimiz gözlemliyoruz. Artan nüfustan, artan yapılaşmadan dolayı. Ve buradaki bu İstanbul'un batısındaki bu yapı duvarı İstanbul'u bir ısı adasına da çevirecek. Felaket üstüne bir felaket. Bunu ben demiyorum, bilim insanları söylüyor. Bu benim sözlerim değil. Ben vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak gösterdiğim duygusal refleksim başka bir şey değil. Çocuklarımı düşünerek, torunlarımı düşünerek, Allah nasip ederse. Oysaki çevre düzeni planı kapsamında İstanbul'un plansal gelişiminde şunlara dikkat etmek zorundasınız. Bir, büyüklük. İki, büyümenin yönetilebilirliği. Bu kapsamda İstanbul'daki her arazi kullanımı özünde kentin doğal ve ekolojik yapısına mutlak katkı vermesi gerekir. Ya zaten bu kente ihanet ettik diyenler bu hayati yasaya hiç ama hiç dikkat etmedikleri için bugün İstanbul'un başı doğayla dertte. Kanal İstanbul projesiyle, projenin inşaatıyla ya 23 milyon metrekare orman alanı. 23 milyon metrekare. 45 kilometre uzunluğunda ve ortalama 150 metre genişliğinde 136 milyon metrekarelik çok verimli tarım ve orman alanı sonsuza kadar ortadan kaldırılmış olacak. Ya Allah aşkına, bak ömür gelip geçiyor değil mi? Biz İstanbul'un şurada 50, 60, 70 senesini yaşıyoruz. Bitecek. Geleceğe ne bıraktığımız konuşulacak. İşte herkesin hayali başka. Biri 60, 70, 80 kat bina hayal edebilir. Ben de orada İstanbul'u o 136 milyon metrekarede daha fazla sağlıklı gıdayı nasıl oluşturabiliriz? Orada insanlar hayata daha umutla nasıl bağlanabilir? Ben de onu hayal ediyorum. Yok edeceğiniz su, tarım ve orman alanlar. Bu şehrin yaşam destek sistemi. Bakın, yaşam destek sistemi. Kanalın inşa edilmesiyle Küçükçekmece Lagünü'nden Sazlıdere Barajı'na kadar olan o sulak alan, evet o bataklık, doğayı besleyen o bataklık alan yok edilecek.
Bakın çok değerlidir, kıymetlidir. Yani İstanbul'daki manda popülasyonu muazzam süt kaynağıdır, yoğurt kaynağıdır. Kalmadı biliyor musunuz? İnsanların moralini bozdunuz. Biz ne yapmalıyız? Türkiye'de en fazla 3 şehirden biri olan manda popülasyonunda o verimli sütünü, o verimli yağını başka gerekçeleri arttırmak zorundayız. Bakın bunların hepsini yok ediyorsunuz. Bölge sadece bununla da değil. Aynı zamanda tabiatta bilinen en değerli kuşların göç yolu. Bilinen en değerli göç yollarından birisi. Hem üreme hem de dinlenme bölgesi. Küçükçekmece lagünü yarı tuzlu suya sahip olduğu için bir başka fonksiyonu da var. Deniz canlıların üreme noktası. Deniz canlıların lagün boğazından dereye ulaşıp orada yumurtalarını bırakıyorlar ve yok olacak o alanda üreme imkanlarını sağlamış oluyorlar. Değerli hemşehrilerim, yok olacak ormanlık ve sulak alanlar, yaban hayvanlarının yuvası, bu kentin, bakın bu kentin balığından kuşuna, yaban hayvanlarından bitkisine sahip çıkmazsak hayatta kalabilir miyiz zannediyorsunuz? Hayatta kalamayız. Bu şehirde nefes almadan, su içmeden, beslenmeden milyonlarca insan nasıl yaşayacak? O mini minnacık köylerdeki feryatları görüyorsunuz Anadolu'nun, Trakya'nın muhtelif yerlerinden. Bizler de bu güzel ülkenin, bu güzel coğrafyanın o mini minnacık köylerinden gelip göçüp buralara yerleştik. Hani nasıl tutkuluyuz biliyoruz değil mi? O 2-3 tane ağacına, köyümüzdeki o ufacık bahçeye, o bizi besleyip bugün var olmamızı sağlayan 100-200 metrekarelik, Karadeniz'de 200-300 metre büyük bir alandır. O 3-5 kişilik, 15 kişilik, 25 kişilik aileleri besler. Ne kadar değerlidir, nasıl tutkuyla sarılırız değil mi? Burada bahsettiğimiz 135 milyon metrekare tarım alanı. Nasıl yaşayacağız? Mümkün değil. Onun için feryat ediyoruz. Bunları ben söylemiyorum, bunları bilim söylüyor. Bunlar benim sözlerim değil. Dördüncü madde. Kanal İstanbul demek, İstanbul'un tarihini talan etmek demektir. Tarihini. O denli komik ki, o denli komik ki, Boğaz'ın tarihi dokusunun korunması proje için gerekçe olarak anlatılıyor. Yani yüzlerce yıldır, günün koşullarında binlerce yıldır geçiş yapılan Boğaz'da birkaç kazayı referans gösterip günün simülasyon ve uygulama teknolojilerinin tavan yaptığı bir ortamda bunu gerekçe gösterip kanalın bitmesiyle Boğaziçi trafiği azaltılacakmış. Bahaneye bakar mısınız? Kaybettiklerimiz burada, onları anlatıyorum. Devam edecek. O da Boğaz'daki tarihi dokunun korunmasını sağlayacakmış. Boğaz trafiği ile ilgili olarak da dikkatinizi çekmek isterim. ÇED başvuru dosyasında Boğaz trafiğinde iddia edildiği gibi yıllara göre bir artış yok. Yok. Tam tersine özellikle son 10 yılda kayda değer bir azalıştan bahsediliyor. %22 oranında azalış. Son 10 yılda. Net. Raporda var bu. Ben söylemiyorum. 17 milyon metrekarelik sit alanı Kanal İstanbul'da etkilenmektedir. 17 milyon metrekare. Ya 10 dönüm, 20 dönüm değil ha. 17 milyon metrekare sayıyoruz ya, 135 milyon tarım alanı diyoruz. İşte orman alanı diyoruz. 17 milyon metrekarede sit alandan bahsediyoruz. Küçükçekmece Gölü'nün kıyısındaki Batonya antik kenti olsun. İstanbul'un ilk yerleşmelerinden dünya tarihi literatüründe önemli bir yeri olan Yarımburgaz mağaraları olsun. Daha bilmediğimiz toprak altındaki nice tarihi kalıntılar, antik hazineler olsun. Muazzam bir tarihi zenginlik bu proje tarafından yutulup yok edilecek. Tarihe ve tarihi değerlere niçin zulmediyorsunuz? Zannediyor musunuz ki kadim İstanbul tarifinizde doya doya ağzınızda dolu dolu söylediğiniz kadim İstanbul tarifi nasıl kadim oluyor zannediyorsunuz? İşte o binlerce yıllık
tarihin varlığından ortaya çıkan tanımdır kadim İstanbul. Ve her yüzyıl, her 10 yıl bu şehre katkı sunmuştur ve kadim denmiştir. Evet, tarihte yoğun ihanetlere uğradığı anlarda olmuştur bu şehrin ve dünyanın başka noktalarının. Biraz da uyarımız bundandır. Fırsat tanımayacağız. İhanete fırsat tanımayacağız. Beşinci madde önemli. Kanal İstanbul demek 82 milyonun çok önemli. Tabii ki bütün anlattıklarımızın yanında para pul ölçülemez ama bugün canımız yanıyor ve bugün İstanbul'un, Türkiye'nin ekonomiyle olan sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. 82 milyonun sırtına en az 110 milyar liralık yeni vergi yükü bindirmek demektir Kanal İstanbul. Yani maliyet. Ben onu 2 ile çarparım, yanılmam. Onu da söyleyeyim. Bu rapor, bilimin söylediği bu rapor. Ama 2 ile çarparım, yanılmam. Bakın devlet su işleri durumu nasıl anlatıyor. Kanaldaki taşınmazların bulunduğu rezerv alan imara açılırsa devlet su işleri olarak Türkiye'nin kadim suyuyla ilgili kıymetli hizmetler veren devlet su işleri kurumu olarak 1450 kamulaştırmasız el atma davası ile karşı karşıyayız. Buradan çıkacak mali yük koca devlet su işleri tarafından karşılanamayacak şekilde dev boyuttadır, büyüklüktedir. Yani bırakın inşaat maliyetini. Bırakın yapının oluşmasını, bakın bunlar yok. Özel şahıslara ait mülklerin kamulaştırma bedelleri bile milletin sırtına yüklenecek. Bu laf ortaya atıldığından beri oradaki arsa manipülasyonları da ayrı bir boyut. Onlar da ayrı bir boyut. Bu ülke ekonomisinin bu kadar darda olduğu günlerde, ülke nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altındayken, işsizlik almış başını gidiyorken, genç, üniversiteli gençlerimiz iş için her yerde imkan arıyorken, ya şurada 420 kişilik memur alımı için 25 bin insan başvurmuşken, siz devlet olarak ayakta durabilmek için varlık vergisi benzeri değerli konut vergilerine bel bağlayacak noktaya gelmiş iken, ya kimi kandırıyorsunuz? Bakanlığın ilk tahminine göre 75 milyar lira maliyet. Artı Büyükşehir Belediyesi'ne yüklemeye çalıştığınız 35 milyar liralık maliyet. Bu gereksiz, anlamsız, külfetli işe kalkıyorsunuz ve bedeli ödenemeyecek, geri getirilemeyecek az önce anlattığım felaketler başka. Şimdi diyecekler ki kanalın millete maliyeti yok. Hep öyle dediler ya. Proje kendi kendini göreceksiniz, finanse edecek. Ama biliyorum ki bu masalı en az benim kadar millette biliyor. O maliyeti yok dedikleri, yaptıkları projelerin zaman içerisinde milletin sırtına nasıl yük olduğunu yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. O anlamda bu şehir hastanesi vesaire detaylarına girmeyeceğim. Kendi kendine finanse edeceği noktaların geride kaldığını şimdi de gerekirse öderiz edebiyatını hep beraber görüyoruz ve gördük. Yani deli dumrul hesabı gibi kullansın kullanmasın. 82 milyon insan hep birlikte ödüyoruz. Bal gibi ödüyoruz. Bal gibi ödüyoruz. Hem de kat kat fazlasıyla, artan faiz maliyetleriyle. Fazla değil, 4-5 tane şirkete ödüyoruz bir de bu paraları. Bu da öyle olacak. Olmayacak da öyle olmasını istiyorlar. Milletin sırtına ne için, hangi anlam için bu yükleri yükleme çabası içindesiniz? Altıncı madde. Kanal İstanbul demek Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına 35 milyarlık lüzumsuz maliyet yükleme çabası demek. Kanal İstanbul inşaatı, ya İSKİ'nin 3 isale hattı da devreye dışı kalacak. Ben hafta sonu orayı gezdim karış karış. Hem de ailemi, çocuklarımı aldım gezdim. Hani nasıl bir coğrafya olduklarını çocuklarım hissetsin diye dolaştım.
Bütün pazar günü oralardaydı. Ya mevcutta yürüyen, mevcutta daha yeni ihale edilmiş işlerimiz bile İSKİ bünyesinde devre dışı kalacak. Mevcutta şu an yürüyen işlerimiz var orada. Şimdiye kadar yapılmış arıtma sistemlerinin bazıları da tümüyle yok olacak. İSKİ verilerine göre bu 3 ihale attığının yerine en az 11 milyar lirayla, yani eski parayla 11 katrilyon lirayla yeni arıtma tesisinin inşa edilmesi gerekmekte. Kanal inşaatı ayrıca 3 farklı lokasyonda da tümüyle İKTAŞ hatlarını ortadan kaldıracak. İKTAŞ raporuna göre de bu hatların yerine yine milyarlarca liralık ek maliyet yükü olan bir şey gelecek, maliyet gelecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sadece 2 kurumuna bile milyarlarca liralık maliyet çıkıyor. Tahsisler, yol yapımları yüzünden birçok maddeyi sıralayabilirim. Kanal İstanbul projesinin sadece Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti ne yazık ki işte katrilyonlarla, milyarlarla ifade ettiğimiz bu rakamlar. Bu rakamın büyüklüğünün anlaşılması için şunu söyleyeyim size. Bu rakam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu milyarlarca liralık bir rakam 2020 yıllık bütçesinden neredeyse %50'ye yakın fazlası var. Pazartesi itibariyle Kanal İstanbul protokolünden çekilirken Kundak'taki bebekten 90 yaşındaki Ayşe teyzeye kadar her bir İstanbullunun sırtından bir yeni borçtan kurtarma çabasını ortaya koyduk aslında. Çarpın bölün 2200 lira civarında kişi başı maliyeti var. Kişi başı. Yani her bir İstanbulluyu asgari ücret kadar bir ödemeden kurtarmış oluyoruz aslında. 4 kişilik bir aileyi yaklaşık 5000 liranın üzerinde gereksiz bir vergi yükünden korumuş oluyoruz. 7. madde Kanal İstanbul demek. Gelir rüyası görmek demek. Bildiğiniz gelir rüyası. Hani rüyaya yatıp koyunları saymak vardır ya, onun gibi bir şey. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli İstanbullular, çok değerli vatandaşlarımız, bu konu hassas bir konu. Devlet, kamu yönetimi, bilimin, aklın neresinde kaldığının geldiği en trajik noktadayız. Diyebilirler ki, Orta Amerika'da Panama Kanalı, Mısır'da Süveyş Kanalı yapıldı. O ülkeler buralardan büyük paralar kazandı.